bir aydır buradayız, korkudan çıkamıyoruz. Ne zamandır buradasınız? Bir aydır buradayız. Şubat'ın 6'sından beri buradayız. Neden burada kalıyorsunuz? Ya korkuyoruz. Her an her şey olabilir. Panik atak var bende. Apartmanda mı oturuyordunuz? Evet, apartmanda oturuyoruz. Hasar var mı? Hasarla dendi ama bilmiyorum şimdi binden şeyden parça alındı bodrumda. Kolonlardan onların sonucunu bekliyoruz. Peki o sonuca göre girecek misiniz apartmana? Girmeye çalışacağız. Dün yapan eşimin dayısı müdahide. Çok sağlam yaptım ben bu apartmanı diyor. Çıkın güvenle evinizde oturun diyor. Yine ama, de yani sonucu bekliyoruz biz. Ama yine de korkuyorsunuz. Evet. Eviniz apartman mı? Evet, apartman. Girmeye korkuyor musunuz? Evet, çok korkuyoruz hem de. Çünkü yaşadık bu şeyi. Peki. Yıkılan binaları gördük. Peki bundan sonra apartmanda mı yaşayacaksınız? Kesinlikle müstakil ev. Zeydan Karalar'ın Kabasakal tarafında 16 bin dönüm hazine arası olduğunu bilgisini verdi. Onu bekliyorum, oradan arsa alıp evet, müstakil ev yapacağım. Yani apartmanların çekiciliği benim için bitti artık. Biz de katılabilmiştik. Genel olarak insanlarda apartmana girememe durumu, panik atak, kaygı bozukluğu gibi durumlar oluştu. Bu travma sonrasında yaşadığımız stres bozuklukları, aslında bunlar verdiğimiz tepkiler çok normal tepkiler. Çünkü beklemediğimiz bir doğal afetle karşı karşıya geldik. Şimdi insanlar parklarda, çadırlarda yaşıyorlar. Bu korkuyu nasıl yenecekler, ne yapmaları gerekiyor? Burada öncelikle şuna bakmamız lazım. Apartmanımız az hasarlı mı, hasarsız mı? Bunlar çok önemli. Eğer az hasarsız ve hasarsız çıkmışsa evlere girmemiz daha doğru. Ama belli bir zaman geçtikten sonra hazır bulunmuşluk, kendilerini hazır hissettiği zaman korkularıyla yüzleşmek gerekiyor. İnşallah ne gibi önerilerde bulunduğumuz önemli. Rahatlama egzersizleri. Deprem dediğimiz durum bizim doğamızda doğal bir oluşum. Fakat günlük rutinlerimizin dışında, alışılmışlıklarımızın dışında bir durum olduğu için insanlarda kaygı, stres, endişe ya da travma sonrası stres bozukluğu gibi tepkiler gelişebilir. Bunların hepsi bizim alanımızda normal tepkilerdir. Bunların ortalama 3 ya da 4 hafta kadar sürmesi normal. Fakat bunların devamında uzun süren bu türlü davranışlarda bunların belli bir oranda bir uzmandan destek alınmasını destekliyoruz. Binalarının sağlam olup olmadıklarının kontrol edilmesi. Bundan sonrasında herhangi bir problem olmadığına kanaat getirildikten sonra vatandaşların kendi psikolojik hazır bulunmuşluklarını yeterli oranda desteklemelerinden kaynaklı afet çantası oluşturabilirler. Onun haricinde evlerinde kendilerine tehlike arz eden eşyalarını sabitleyebilirler. Onun haricinde deprem bölgesinden uzaklaşabilme gibi bir imkanları var ise bu imkanı değerlendirmeleri, onların en azından psikolojik iyi oluş hallerini biraz daha olumlu yönde geliştirmelerine sebep olur. Bütün bir konuşup kalalım.